Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz zeytinyağlı pırasa. Pırasaları önce temizleyip ayıkladım arkadaşlar. Üzerindeki kabuğunu soydum, uç kısımlarını ve baş kısımlarını kesip aldım. Pırasaları doğramadan önce güzelce bir yıkayalım, toprağından ve kumundan arındıralım, üst yapraklarını soyalım, hazırlayalım. 2 parmak genişliğinde verev şeklinde keselim, hazırlayalım. Bu şekilde biraz iri iri doğrayalım. İri iri doğradığınız zaman piştikten sonra görsel olarak da tabakta çok güzel duruyor. Pırasaları doğramadan önce yıkamıştım. Üzerindeki kabukları da soyup almıştım. Ama doğradıktan sonra suyun içerisine koyup bekletelim arkadaşlar. Bir 10-15 dakika. Yaprakların arasında mutlaka kum, çamur oluyor, toprak oluyor. Biraz suda beklettiğimiz zaman onları da içerisinden atmış olacak. Suyun içerisinde 10-15 dakika bekletelim. Daha sonra birkaç defa yıkayalım. İsterseniz biraz sirke koyup içerisine bekletebilirsiniz. Pırasalar suda beklerken biz de havuç ve soğanımızı doğrayıp hazırlayalım. Havuçlarımızı da çok küçük küçük doğramıyoruz. Birazcık iri bırakalım. Pırasaların boyutuyla da uyumlu olsun. 2 tane havuç doğradım. 1 tane de orta boy soğan doğrayacağım içerisine. Pırasa yaparken soğan her zaman tartışma konusu. Pırasanın içerisine soğan konur mu konmaz mı diye. Pırasanın içerisine soğan konur arkadaşlar. Ve çok da güzel oluyor. Soğan her zaman her şeyin içine yakıştığı gibi pırasanın içerisine de çok yakışıyor. O yüzden bir tane soğan mutlaka doğruyorum. Tencereye önce 3-4 kaşık zeytinyağı koyalım. Soğanımızı ekleyelim. Havucumuzu da soğanla beraber koyalım. Birlikte biraz kavuralım. Havuçlar hafiften turuncu rengini verene kadar birazcık soğanla beraber kavuralım. Daha sonra üzerine 1 tatlı kaşığı salça, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı da karabiber ekleyelim arkadaşlar. Salçayı ve baharatları da ekledikten sonra birazcık karıştıralım. Hem rengini hem de aromasını versin. Karabiber pırasaya çok yakışıyor arkadaşlar. Mutlaka içerisine biraz koyalım. Güzelce yıkayıp süzdürdüğümüz pırasalarımızı da ekleyelim. Üzerine tuzumuzu ekleyelim. 2 tane küp şeker. 10 dakika pişirdikten sonra da arkadaşlar 1 yemek kaşığı pirinç yıkayıp ekleyeceğim. Pirinçler çok fazla pişip ezilmesin. Pırasanın içerisinde tane tane gözüksün istiyorum. Tuzumuzu da ekleyelim. 2 tane küp şeker, 1 su bardağı da su ekleyip kapağımızı kapatalım. Kaynamaya çıktıktan sonra kısık ateşte yavaş yavaş pişmeye bırakalım. Pırasamız piştikten sonra yarım limon suyu ekleyelim. Biraz soğutup dinlendirelim. Daha sonra servis yapalım. Çok pratik, lezzeti mükemmel bir pırasa yaptık arkadaşlar. Çok severek ve keyifle yaptığım bir tarif. Sizler de beğendiyseniz, beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.